Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayette de buyurduğu gibi وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَا اَكُلَّهَا Yani Allah Hz. Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini öğretmiş. Hz. Adem artık bütün isimlere sahipti. Bu ayetin akabinde meleklerle karşı karşıya olduğu sırada şöyle der melekler قَالُوا سُبْحَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Melekler Hz. Adem'in yaratılışına şaşırır ...ve derler ki ey Allah'ım senin bize öğrettiğin ilimden başka bir şey bilmeyiz. Başka bir şeyin bilgisinin sahibi değiliz. Muhakkak ki bütün ilimleri bilen sensin, alimsin, her şeyi hikmetle yaratan hakimsin der... ...ve insanın halifeliği o zaman tescillenir. Tabi Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e büyük bir vazife verdiğini görüyoruz. Daha doğrusu büyük bir sorumluluk yüklediğini görüyoruz. Bu sorumluluk ise Hazreti Adem'in yüzüne halife tayin edilmesi. Şimdi aklınızda bir soru var. Diyorsunuz ki insanın halifeliği nedir? İnsan nasıl halife olabilir? Veya yeryüzünde halife olmak nedir? Biz Kur'an-ı Kerim'e ve tefsirlerine baktığımız zaman insanın yeryüzüne halife kılınmasını şöyle görüyoruz. İnsanın halifeliği dünyada Allah'ın iradesine uygun yaşamak, onun emirleri doğrultusunda hareket etmektir. İnsan yaratılış itibariyle bir yaratıcının var olduğunu anlayabilir. Nasıl anlayabilir? Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim kıssasına baktığımız zaman Hz. İbrahim aleyhisselamın bir yaratıcı olduğunu nasıl aradığını görebiliriz. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Şu an arkamda etkileşimli tahtımız var veya akıllı tahta dediğimiz. Sadece bu tahtanın yapımı için kaç tane mühendis çalıştı bilmiyoruz bile. Bir dönem meşhur bir cep telefonunun sadece ekranını 28 mühendisin çalışarak yaptığını okumuştum haberlerden. Belki siz de denk gelmişsinizdir. Bir akıllı tahta Yahtanın bir sanatkarı varsa, bir yapıcısı varsa veya bir mühendisi varsa e, bu insanın bir mühendisinin olmaması akla zayi bir şey. İnsan aklını yitirmeli ki böyle bir şeyi ne yapmaması lazım? Kabul etmemesi lazım. Bazen öğrencilerime soruyorum. Diyorum ki ayakkabıyı ne kadar aldın diye. İşte söylüyorlar şu kadar, şu kadar. Peki ayağını ne kadar aldın diye sorunca işler orada kesiliyor. Peki dünyanın en zengin insanı olsaydın, iki ayağın olmasaydı, bütün paranı alsaydık, isteseydik sana iki tane normal ayak verilecek. Verir miydin denildiğinde ise öğrencilerimiz tabii ki verirdim. Veya şu iki gözünü ver bütün dünyanın saltanatını sana verelim. Dediğimiz zaman öğrenci olur mu hocam? Olmaz. Ben iki gözümü veremem. Bir yaratıcı var. Bize öyle bir göz vermiş ki bütün dünyanın varlığını versen gözü vermiyorsun. İnsan kendi aklıyla bir yaratıcının var olduğunu anlayabilir, bilebilir ama sorumluluklarının ne olduğunu kavrayamaz, anlayamaz. Onun için Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'la birlikte son peygamber bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar nice peygamberler göndermiş. Bir rivayete 124 bin peygamber gönderildiği ifade edilir. Niçin bu kadar çok peygamber gönderilmiş? Çünkü her insana ulaşıp insanın sorumluluğunu, insanın vazifesini, insanın yaratılış hikmetini, insanın nereden gelip nereye gittiğini, bu koskoca kainatın niçin yaratıldığını Cenab-ı Hak bizzat peygamberleri vasıtasıyla insanlara aktarmış anlatmış son peygamber olaraksa bizim peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa gönderilmiştir.